Veya Mesafa'nın Kadın Aşk Aile kitabından O Babalar ve Hele O Anneler yazısını okuyorum. Geçenlerde bir gün çok sevdiğimiz bir ailenin yetişmiş oğlu öldü. 29 yaşında bir genç. 3 yaz mevsimi aynı bahçe içinde kendisini yakından müşahede fırsatını bulduğum bu delikanlı bütün vazifelerini zevk haline getirmiş, bütün saadeti başkalarının hayatına koşmakla arayan, eşine az rastladığım billur kalpli çocuklardan biriydi. Bizi memnun etmeyen hiçbir cevabı ve hiçbir hareket tarzı yoktu. Ölümü bir karanlık şer dünyasında önümüzü arkamızı görmemize yarayan seyrek ışıklardan birinin sönmesi kadar onu tanıyanların gözünü ve içini kararttı. Oğullarını kaybeden babaların hazin kafilesi gözlerimin önüne geliyor. Neşat'ı kaybeden Recaizade Ekrem, Cezmi'yi kaybeden Namık Kemalzade Ekrem, Vedat'ı kaybeden Halis Ziya Uşaklıgil, Şaman'ı kaybeden Mustafa Şekip Tunç, Yaman'ı kaybeden Ekrem Şerif İgeli. Bütün bu şöhretli babaların yanı sıra bir de isimlerini bilmediğimiz anneler var. Onların bazılarının evlatlarının tabutu önünde gördüm. Varlığın trajik yapısı, hiçbir feci sahnede bu kadar müşahhas, bu kadar göze vuran bir hafızaya yapışan bir maket halinde gelemez. Fakat hepsi için evlat acısı çeken bütün anneler için şöyle düşünülebilir. Onların gözlerini oysunlar, kollarını bacaklarını kesip atsınlar, vücutlarını sıcak suda haşlasınlar, hepsi razıdır. Evlatları kendilerine iade edilsin. Kaybettiklerin yokluğunu tercih etmeyecekleri işkence yoktur. Bu ıstırabın en asil ifadesini gözyaşlarıyla yazıldığı için gözyaşları okunan bir kitapta görebiliyoruz. Ekrem Şerif Egeli'nin oğlu için annesinin yazdığı Mensur Mersi'ye bir yaman vardı. Mersi'ye ve benzetmelerden arayabileceğimiz tek edebi değer samimiyettir. Başka ne ararsak sahte ve edebiyat anlayışına düşeriz. Aldanmıyorsam Türk edebiyatına oğlunu kaybeden bir annenin feryadı ilk defa Vecihe Egele'nin bu eserinde konusunu da yazarın da ebedileştiren samimi, soylu ifadeye kavuşmuştur. Bu aynı felakete uğrayan bütün annelerin kitabı, dışarıdan görülme imkanı olmayan ne korkunç iç savaşlarla paramparça olmuş anne kalbinin bir destanıdır.